Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Sibel Tahtakıran. Bugün 11-17 Mart haftası üzerine sizlerle konuşuyor olacağız. Evet, hafta gerçekten çok yoğun geçecek. Çünkü hala yeni ayın etkilerini üzerimizde taşıyor olacağız. Balık burcundaki yeni aydan yeni çıktık ama etkileri hala devam ediyor. 12 Mart'ta da Venüs'ün balık burcuna geçişiyle birlikte hepimiz için aşkla ilgili güzel gelişmeler olacak diye haber vermek istiyorum. Ancak balık yeni ayının etkisi altında olduğumuzu da hala unutmamalıyız ki zira Venüs de zaten yüceldiği bir yerde olacak. Onun için ilişkilerimizde bu tip yoğunluklar biraz artabilir ve hayatımıza çok daha farklı bir bakış açısı da getirebilir. Bu nedenle ilişkilerde sınırlar koymak bu hafta gerçekten çok önemli olacak. Ayrıca bu hafta içinde Güneş ve Neptün'ün kavuşumu da yaşanacak ki bu enerji gerçekten çok yoğun, zaten hissedeceğiz Neptün enerjisini. Bizi biraz böyle önümüzü görmekte evet zorlayabilir, ancak bu hafta böyle güzelce egomuzla biraz çözecek bu Neptün. Buna çok yardımcı olacak. Aslında içe dönüp böyle meditatif çalışmalar yapmak için harika bir zaman olduğunu da söylemek istiyorum. Ve elbette ki Güneş Neptün kavuşumu aldanma ve aldatılmaya karşı da uyanık olmamız gerektiğini de bize hatırlatıyor tabii ki. Eğer kanalıma lütfen abone değilseniz lütfen abone olun ve bildirimleri de açarak herkesten önce her şeyden haberdar olun. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan başlayalım isterseniz. Sevgili Boğa burcu ve yükselen burcu Boğa olanlar, bu hafta zihinsel ve duygusal bir dönemeçte bulunacaksınız. Astrolojik hareketlilik böyle derin içsel sorgulamalara ve duygusal dalgalanmalara yol açıyor olacak. Fakat aynı zamanda da kendinizi yenileme, kişisel bir büyüme için de benzersiz bir fırsat yakalayacaksınız bu hafta. Şimdi haftaya başlarken Merkür'ün böyle enerjik Koç burcuna geçişiyle Boğa burçları 12. evinde bu içsel diyaloglar ve karar alma süreçlerini hızla kazanıyor olacaklar bu dönemde. Kafanızda bu dönem böyle sürekli acabalar, bilinçaltındaki mesajlar ön plana tabii ki çıkabilir. Geçmişin böyle gölgeleri ve gizli meselelerle yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz sevgili boğalar. Örneğin böyle belki de yıllar önce alınmış veya hala zihninizin bir köşesinde duran bir kararın şimdi hayatınızı nasıl etkilediğini düşünmek sizi içsel bir yolculuğa çıkmanıza bu hafta sebebiyet verebilir. Çünkü burası tetiklenecek sevgili boğalar. Venüs tabii ki mistik balık burcuna adım attığındaysa sosyal ilişkiler ve aşk hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor artık. 11. evinizde gerçekleşen bu geçiş arkadaş çevreniz ve sosyal ağlarınız aracılığıyla böyle beklenmedik romantik gelişmelere işaret ediyor olabilir. Bir arkadaşınızın sizi tanıştırdığı biriyle aranızda böyle beklenmedik bir kıvılcım oluşabilir ya da sosyal medya üzerinden böyle başlayan masum bir sohbet derin duygusal bir bağda dönüşebilir sevgili boğalar. Bu süreçte böyle sanatla iç içe olmak yaratıcılığınızı ve ilhamınızı arttırırken romantizmi de sizleri peşinden sürükleyebilir. Venüs'ün çünkü böyle bir etkisi olacak balık burcunda. Haftanın ilerleyen günlerinde Güneş ve Neptün'ün kavuşumunu yaşayacağız. Bu da sizin bu kavuşum 11. evinizde gerçekleşecek. Duygusal hassasiyetinizi tavan yaptıracak tabii ki. Bu etki altında böyle gerçekli de hayal arasında çok ince bir çizgi olacak. Birazcık görmenizi bulanıklaştırabilir. Örneğin bir projeniz için böyle fazlasıyla iyimser bir beklenti içine girebilirsiniz. Ancak detayları gözden kaçırmanız çok mümkün. Sosyal çevrenizdeki ilişkilerde bu bulanıklık yanılgılara ve anlaşmazlıklara da yol açabilir. Buraya lütfen dikkat edin sevgili boğalar. Gerçekçi kalmaya, çaba göstermeye ve bu süreci de daha az hasarla atlatmanıza zaten yardımcı olacaktır. Bu hafta yükselen boğa burçları için böyle iç dünyalarına dönük bir keşif süreci var ve duygusal bir zenginlik vaat eden bir haftayla karşı karşıyayız zaten. Karşılaştığınız böyle zihinsel ve duygusal böyle meydan okumalar aslında kendinizi böyle yeniden değerlendirmeye, kişisel büyüme için sizler için aslında bir fırsat olarak da bu haftayı çok rahat değerlendirebilirsiniz.
kendi içsel gerçeklerinizle yüzleşirken gerçekçi beklentileri göz ardı etmemek bu dönemin en önemli dersi olabilir zaten. Bir de bu Güneş Neptün kavuşumunda aldanma ve aldatılmalara da çok açık bir açıdır. Buraya yine dikkat diyorum. Bu hafta umarım gökyüzü hareketlerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum sevgili boğalar.